Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Dün gece Türkiye'de bir değişimin öncülüğünü yaşadık. Gerçekten partimiz Türkiye'nin birçok ilinde belediye başkanlıklarını kazandı. Hem de önemli farklar atarak kazandı. Bu partimiz açısından da, partimizin geleceği ve ülkemizin geleceği açısından da Türkiye'deki seçmenlerimize yeni bir umudun yaratılması açısından da çok önemli bir seçim sonucuydu. Belki yıllar sonra ilk defa ışıklarımızı erkenden kapamayarak, uyumayarak bir seçim sonuçlarının sonuna kadar takip ettik ve müthiş bir heyecanla, umutla, bir başarının mutluluğunu yaşayarak bir seçim dönemi ve bir seçim gecesi yaşadık. Bu anlamda bu başarıyı bize yaşatan başta Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bütün milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, seçilmiş olan yeni belediye başkanlarımıza, örgütlerimize, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, Türkiye'de emeği geçen bütün yöneticilerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin bu heyecana ihtiyacı vardı ve bu heyecanın yaşanmasıyla ilgili emeği geçen, katkısı geçen, tüm emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Artık Türkiye yeni bir dönemle karşılaşacak. Sosyal demokratların sosyal belediyeciliğiyle birlikte önümüzdeki süreçle ilgili de iktidar olmakla ilgili yeni bir umutun yaşartılması, yeni bir umutun yaratılması adına da bu seçim sonuçları son derece önemliydi. Görünen o ki artık bir Türkiye'de değişen ve gelişen süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin en erken bir dönemde iktidarı artık kaçınılmaz bir hale geldi. İnşallah o günleri de yaşayacağız. Elazığ sokaklarında, parti binamızda bunları da anlatacağız. Bu mutluluğu da sizlerle birlikte hep birlikte yaşayacağız. Bir teşekkürüm de Elazığ'a. Elazığ'a da teşekkür ederiz. Uzun yıllardan sonra ilk defa mecliste kendi çatımız altında Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye meclis üyesi çıkarmak, il genel meclisine seçilmek ve yine Elazığ'da beklentimizi karşılamasa bile ama sonuç itibariyle varlığımızı hissettirmek bizim için önemli bir gelişmeydi. Ben seçim sonuçlarına baktım. En son 4 belediye meclis üyesi, Müslüm abi sen hatırlarsın, 1994 yılında benim il başkanlığımdaymış. Yani 1994'ten 2024 yılına kadar yine o bize nasip oldu. Bu dönemde 6 belediye meclis üyemizi seçtik. Gönül umardı belediye başkanımızı da seçmiş olsaydık ama Elazığ'ın şartları, koşulları, seçmenlerimizin oy kullanma alışkanlığı, davranışları böyle gelişti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin Elazığ'da kendi çatısı altında bir ittifak yapmadan 6 belediye meclis üyesi seçmesi, 3 il genel meclis üyesi seçmesi de bir başarı olmasa bile ama bu da yine bence önemsenmesi gereken bir süreç. Sonuçta bu ilde yalnızca temsil görevini ben görüyordum ama şimdi partimizden seçilmiş temsil görevini ben görüyordum. Şimdi belediye meclis üyelerimiz var, il genel meclis üyelerimiz var, ilimizin milletvekili olarak arkadaşlarımızla birlikte yine şehrin sorunlarına karşı son derece sorumlu davranarak, ilimizdeki yaşanan olaylara karşı son derece duyarlı yaklaşarak, belediyedeki çalışmaları artık belediye meclis üyelerimizin çoğunluğuyla takip ederek, kamuoyunu bilgilendirerek, yine çözüm odaklı bir siyaset dilini kullanarak bu sürece devam edeceğiz. Ben emeği geçen bütün örgüt yöneticilerime teşekkür ederim ve aynı zamanda şu değerlendirmeyi de yapmak isterim. Yani bana sorarsanız Elazığ'da bu seçim kampanyasında en başarılı parti hangisidir diye, yeniden Refah Partisi'dir. Bir gerçeği de görmek ve tespit etmek lazım. Ben bu gerçeği bundan 3-4 yıl önce görmüştüm. Daha parti teşkilatı kurulmadan önce sokaklarda yeniden Refah'la ilgili bir algının olduğunu görmüştüm. Bunu da gündeme getirmiştim. Son derece başarılı bir çalışma yaptılar. Ve bu başarılı çalışmanın sonucunda da Elazığ'da ilçelerde belediye başkanlığını almak, bizim gibi aynı sayıda belediye meclis üyesi seçmelerde başarıdır. Ve buradan onları da kutluyorum, başarılar diliyorum. Seçilmiş belediye başkanımıza, tekrar seçilmiş olan Şahin Şerifoğlu'nu kutluyorum, başarılar dilerim. Seçimi kaybeden bütün aday arkadaşlarımıza bunun bir kayıp olmadığını, bunun bir yarış olduğunu, sonuçta bir kişinin kazanacağını, diğerlerinin kazanmayacağı gerçeği üzerinden de emek veren, hepsi emek verdiler. Yani hem kendi belediye başkan adayımız Coşkun Çağlar Duran, hem de diğer siyasi partilerin belediye başkan adayları, herkes elinden gelen katkıyı verdi. Sokak sokak gezdiler, emek verdiler ama sonuçta vatandaşımızın iradesi sandığa bu şekilde yansıdı. Burada saygı duymaktan başka yapabilecek bir şeyimiz yoktur. Doğru işler, iyi işler yapıldığı sürece bu sürece destekçisi olacağız. Gördüğümüz eksiklikleri, hataları, yanlışlıklarla ilgili uyarılarda bulunacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. Ben Elazığ seçim sonuçları aynı zamanda bir demokrasi şölende geçti. İnsanların kutuplaşmadan, birbirine karşı kin, nefret duygularıyla değil, çözüm odaklı alternatif söylemlerle belediyecilik anlayışını herkes ortaya koyarak bir kampanya yaşadık. Bu kampanyanın Elazığ'da bir gerginlik yaratmaması, bir sorun yaratmaması adına da başarılı geçmiş olmasından dolayı son derece memnunum. Bu memnuniyetimden dolayı da
hem siyasi partilerimizin il başkanlarına, ilimizin diğer partileri, milletvekillerine, belediye başkan adaylarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Elazığ'a yakışan davranış şekli de buydu, bir kampanyanın yaşanmasıyla ilgili ve bu anlamda da bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederek, örgütümüze canı gönülden teşekkür ederim. Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taban oyu yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin her gün gelişen bir taban oyu var. Seçim sonuçlarına baktığınız zaman biz 2014 yılındaki en son kendi çatımız altında seçime girmişiz. %7 oy almışız. Ama bugün %17 oy aldık. Bu ciddi bir gelişme. %150 gibi bir artış. 2019 seçimlerinde İYİ Parti ile ittifak yapmışız, girmişiz. 4 belediye meclisi çıkarmışız ittifakla. Bunların ikisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden, ikisi İYİ Parti'den seçilmiş. Ama bugün tek başımıza girdiğimiz seçimde %17 oy alarak 6 belediye meclisi çıkarmak bir gerçeği de ortaya koydu. Artık Elazığ'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taban oyu oluştu. Bu taban oyu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. İşte arkadaşlarımızın, yeni seçilen arkadaşlarımızın da çalışmalarıyla bu taban oyumuzu daha da yaygınlaştırarak, daha da genişleterek önümüzdeki süreçte CHP'nin artık Elazığ'da her anlamda iddialı bir parti olduğunu, yani belediye seçimlerinde de, milletvekilinde de, belediye meclisinde de, ilgilenmesinde de iddialı bir aday parti olduğunu ve bu adaylıklarla ilgili artık bizim arkadaşlarımıza öneri götürmek değil, insanların Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı aday olmak için, milletvekili aday olmak için, belediye meclis üyesi, ilgilenen meclis üyesi aday olmak için cazip bir hale gelecek. Bu anlamda hepinize başarılar dilerim, hepinize teşekkür ederim, sağ olun.